Mescid-i Aksa'ya sinsi oyun. İsrail işgal rejimi bu sıralarda koronavirüsle ilgili yasakları bahane ederek Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engelliyor. Ancak bu yasak Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik gündelik baskınlarını sürdürmeklerine engel teşkil etmiyor. Yerleşimciler yine işgalci askerlerin himayesi altında gündelik olarak Mescid-i Aksa sahasına girip dolaşıyor ve dini ayinlerini, ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Bu bazıları tarafından işgal rejiminin Mescid-i Aksa'yı zaman itibariyle paylaştırma planı uygulamaya denemesi olarak değerlendiriliyor. İşgal güçleri bu arada şartlardan yararlanarak burayı mekan yönünden paylaştırma planlarını uygulamaya geçirme konusunda da ciddi olduklarını ortaya koymak amacıyla çirkin bir girişimde bulundular. 13 Ocak Çarşamba sabahı yine işgalci askerlerin himaye ettiği bazı işgalci mühendisler Mescid-i Aksa sahasına girerek çekimler ve Kubbetü Sahra başta olmak üzere muhtelif bölümlerinde ölçümler yaptılar. İşgal rejimi mekan yönünden paylaştırma planında Mescid-i Aksa Külliyesi'nin kıble tarafında kalan kıble camisinin Müslümanlara, arkada Mağribliler kapısı tarafında kalan Kubbetü Sahra kısmının ve çevresinin ise Yahudilere tahsis edilmesini istiyor. Bu ölçüm ve tetkik işlemi tabii ki Kudüs'teki İslami kuruluşların yöneticilerini, Filistin halkının ileri gelenlerini, Mescid-i Aksa'nın imamlarını ve diğer ilim adamlarını ciddi şekilde rahatsız etti. Çünkü böyle bir ölçüm yapılması Mescid-i Aksa'yı paylaştırma planının hayata geçirilmesi konusunda tehlikeli bir hazırlığa işaret ediyordu. Siyonistler El Halil şehrindeki Hazreti İbrahim Camisi'nin paylaştırılması için de buranın ibadete kapatıldığı bir dönemden istifade etmişlerdi. Daha sonra Yahudilere tahsis edilen kısmın genişletilmesi için de yine bir Siyonist katilin sabah namazı esnasında büyük bir katliam gerçekleştirmesinin ardından işgal rejiminin burayı haftalarca ibadete kapattığı dönemi değerlendirmişlerdi. Filistin halkı işgalci Siyonistlerin taktiklerini ve oyunlarını çok iyi tanıdığı için bugünkü girişimlerinin ne gibi bir amaca yönelik olduğunu tahmin edebiliyor. Siyonist işgalcilerin ve onun himayesindeki radikal Siyonist grupların Mescid-i Aksa ile ilgili asıl hedefleri onu tümüyle ortadan kaldırıp yerine Hz. Süleyman tarafından inşa edildiğini ileri sürdükleri sözde Siyon Mabedi'ni inşa etmektir. Bunun için çeşitli teşebbüsleri oldu ve yıllardan beri de temellerini zayıflatmak amacıyla Mescid-i Aksa'nın altına tüneller kazdıkları biliniyor. Ancak daha sonra yıkımın tehlikeli sonuçlar doğuracağı kanaatine vardıklarından son dönemde taktik değiştirdi ve Hz. İbrahim Camisi'nde uyguladıkları planları gündeme getirdiler. Mescid-i Aksa'nın Yahudilerle Müslümanlar arasında zaman veya mekan yönünden paylaştırılması, zaman yönünden olması durumunda günün belli saatlerinde veya haftanın belli günlerinde sadece Müslümanlara, diğer zamanlarda da sadece Yahudilere, mekan yönünden olması durumunda ise bir bölümünün Müslümanlara, bir bölümünün Yahudilere tahsis edilmesini istiyorlar. Bu amaçta bir yasa tasarısı da hazırlandı ve işgal rejiminin parlamentosu durumundaki Knesset'in gündemini aldılar. Ancak Filistin halkından ve İslam dünyasından gelen tepkiler üzerine bu tasarıyı rafa kaldırdılar. Ama rafa kaldırmaları tamamen ilga etmeleri anlamına gelmiyor. Hayata geçirmek için şartları ve zemini oluşturmaya çalışıyorlar. Siyonist işgal, bölme planının gerçeklerini oluşturmak amacıyla özellikle Gazze yenilgisi sonrasında Kudüs'e yüklenmesiyle birlikte radikal diye tanımlanan Yahudi gruplarını Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemeye teşvik etmeye başladı. Onları bu konuda cesaretlendirmek amacıyla baskınlarında polis himayesine aldı. Müslümanların engel olmaya kalkışmaları karşısında da polis şiddetine başvurdu. Baskınlar kamuoyuna görünüşte ziyaret olarak lanse ediliyor. Gerçekte ise amaç Müslümanları rahatsız etmek, kargaşa çıkarmak ve Yahudilerin de burada hak istedikleri iddiasına dayanak oluşturmaktır. Evet, bu Siyonistlerin oyunları hiçbir zaman bitmedi. Bunlar Abdülaziz Han'dan başlayarak, Abdülhamit Han'ı indirerek, Osmanlı'yı yıkarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak büyük oyunlarını oynamaya devam ettiler. Şu anda da ediyorlar. Bunların tek amacı, bunlar diğer insanları köle olarak gördükleri için
Yani kendi yazdıkları Tevratlarında böyle bir şey var. Yahudilerin dışındaki insanlar Yahudilerin kölesi, yani Yahudi olarak doğulur diyorlar. Yahudi olunmaz anlayışındalar. Bunların amacı kendilerini, yani kendi borularını örttürmek. Başka hiçbir şey değil. Bunlar Hristiyanları da sevmezler, Müslümanları sevmedikleri gibi. Bunların tek amacı kendileridir. Şimdi bunlar Armageddon savaşını hızlandırmaya çalışıyorlar. Yani hadislerde belirtilen Melhame-i Kübra, o büyük savaşı. Yani bir an önce Büyük İsrail'i kurmaları gerekiyor. Büyük İsrail'i kurduklarında onlar vaat edilmiş topraklar, yani bunları yerine getirmiş olacaklar. Ama bunların bir korkusu var. Bunlar da şunu biliyor ki Yahudiler Müslümanlarla savaşacak ve hepsinin helak olacağını, hepsinin yenileceğini kendileri de biliyorlar. Ama nasıl bir mantıkla, nasıl bir akılla hala böyle uğraşıyorlar, onu da anlamak zor. Tamam, vaat edilmiş topraklar kendilerince, işte Büyük İsrail'i kurmaya çalışıyorlar da sonlarının Müslümanlar eliyle geleceğini de bunlar iyi biliyor. Yani onların yetiştirdiği bir gargat ağacı var. Hani bunlar bir tek dile gelmeyecek, Yahudi benim arkamdadır falan böyle Müslümanlara söylemeyeceği için onu bile yetiştiriyorlar. Yani bunu niye yetiştiriyorlar? Çünkü onlar da biliyor o gargat ağacının bunları ele vermeyeceğini. O yüzden yetiştiriyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Yani farkındalar her şeyin. Sonlarının Müslümanların elinden olacağını. Ama hala uğraşıyorlar. Belki tersine çevirebilirler diye. Evet. Biz Müslümanlar ise her zamanki gibi çok güzel bir şekilde uyuyoruz. Bakın neler dönüyor. Mescid-i Aksa'nın altı. Hep tünellerle dolu. Tünellerle dolu olma sebebi de şu. Tabut-i Sekine. Onu arıyorlar. Yani o tabut-i Sekine kimde olursa, o kutsal tabut kimde olursa bütün savaşları falan kazanacağından onu arıyorlar. Her yerde onu bulup dünyaya hakim olmak istiyorlar. Ama onun da Hazreti Mehdi'nin gelişiyle Hazreti Mehdi'nin çıkaracağını biliyoruz Allah'ın izniyle. Yani Kudüs, Mescid-i Aksa şu anda gerçekten öksüz kalmış durumda. Bizim beceriksizliğimiz, bizim vurdum duymazlığımız yüzünden. Bizim sadece kendi heva hevesleri uğrunda koşmamız yüzünden. Bizim davamız İslam davası sözde. Ama hiçbirimiz İslam'ın bu kutsallarını savunmuyoruz. Sözde savunuyoruz. Kimse bir şey yapmıyor. Hatta artık sözde savunma da bile yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes kendi geçiminin, çoluk çocuğunun derdine düşmüş. İsrail de bunu iyi kullanıyor. Öyle bir sistem oluşturmuşlar ki zaten herkes kendi derdine düşsün istiyorlar. Kendi derdi, kendi çoluk çocuğunun derdi, gelecek derdi, maddiyat derdi. Sadece dava bu olsun istiyorlar ve bunu da uygulatıyorlar. Ve bu tuzağa çok güzel şu anda yakalanmışız bu tuzağa. Bu tuzağa düşmüşüz ve onların istediği gibi kendi heva heveslerimiz uğrunda uğraşıyoruz. Ne Kudüs, ne Mescid-i Aksa, ne Filistin, ne Suriye, ne Afganistan, ne Pakistan, ne Arabistan. Yani hiçbir şey umrumuzda değil artık. Hepimiz kendi derdimize düşmüşüz. İnşallah Allah bize bu gaflet uykusundan uyanma fırsatı verir. Uyanırız da artık davamıza sahip çıkarız.